Türkiye bu yıl kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Son 500 yılın en kurak dönemini geçirdiğine işaret etti. Son olarak bir tarlada dev bir obruk daha oluştu. 60 ilde ekimler için yeterli yağışın gerçekleşmediğini açıkladı. Bugün de kuraklığın tarımsal üretimi tehdit ettiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Konya Ovası susuzluk nedeniyle alarm veriyor. Dünyada ve Türkiye'de küresel iklim değişikliği nedeniyle tarımda verim her geçen gün azalıyor. Buna karşılık giderek artan bir nüfus ve giderek artan gıda ihtiyacı. Bilim insanları, gönüllüler, araştırmacılar ve çiftçiler. Dünyanın alarm zillerini duyup iklim krizinin etkilerine karşı harekete geçtiler, tarımda değişimi başlattılar. Biz Doğa Koruma Merkezi Vakfı olarak şimdi dünyada bu bölgenin şartlarına uygun en iyi yöntemleri seçiyoruz. Amacımız da sivil toplumla başlayan ama giderek büyüyen, çeperini büyüten bir ağ ve platform kurabilmekti. Türkiye'de tarımın geleceği için iklime dirençli tarım ağ projesini hayata geçirdiler. Burada suni bir meyve ormanı oluşturduk. Dışarıdan herhangi bir girdisi, sulama, ilaçlama, güpleme olmayacak. Kadın çiftçilerimize kompost, malçlama ve yükseltilmiş sebze yatağı eğitimleri verdik. Tabii bunları yaptığımız zaman su daha az veriyoruz, az kullanıyoruz suyu. Bu ekim yöntemiyle her şeyden daha tasarruflu olduğumuzu düşünüyorum. Toprağa saygı duyan ve yüksek verimli bir tarım modeli mümkün diyerek yola çıktılar. Girdideki maliyeti azaltıyoruz dijital tarım teknikleriyle. Üreticinin verimini arttırarak daha yüksek gelir elde etmesini sağlıyoruz. İlerleyen zamanlarda, gelecek nesillerde daha bilinçli tarım uygulamaları gerçekleşmiş olabilecek. Bu programda eğitim ve teknolojinin çiftçi emeğiyle bir araya geldiğinde geleceğin tarımı için nasıl fark yarattığını sizlere anlatacağız. Çünkü doğayı koruyan insanlar varsa umut her zaman vardır. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırma raporlarına göre Türkiye iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Özellikle tarımsal üretim iklim krizinin sonuçlarından doğrudan etkileniyor. Bilimsel raporlar gelecek için kırmızı alarm veriyor. Milyonlarca yıllık geçmişe sahip bir gezegen bir anda neden bu hale geldi? Özellikle son 200 yıl içerisinde yapılan yanlış uygulamaların burada tetikleyici görev gördüğünü görüyoruz. Yani özellikle sanayi tarafında ki tarımın da buna katkısı var. Karbon salımını arttıracak davranışlar küresel ısınmayı tetikliyor. Küresel ısınma sonrasında da iklim değişikliği ortaya çıkıyor. Profesör Doktor Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde görevli. Okuldaki çalışmaları sırasında ziyaret ettiğimiz Özertan, tarım ve gıda üretimi konusunda yıllardır araştırmalar yapıyor. Özertan'a göre küresel ısınmanın Türkiye'de tarıma en büyük etkisi su sorunu olacak. Bu yüzden gelecekte gıda arzında sorun yaşamamak için şimdiden önlem almak gerekiyor. Bitkisel üretim yapabilmeniz için, hayvancılık için de aynı şekilde suya ihtiyacınız var ve su kaynaklarınızı verimli bir şekilde kullanmıyorsunuz. Suyun olmadığı yerlerde daha derine inen kuyular açarak doğal dengeyi bozuyorsunuz. Suyun olduğu yerlerde de çok verimsiz bir şekilde aşırı su kullanıyorsunuz. Bunun sonucunda da önümüzdeki yıllarda bugünkü seviyede dahi suya sahip olmama riskiyle karşı karşıya kalacağız ve Türkiye'nin temel olarak ürettiği ve küresel olarak da üretim bakımından üstünlüğe sahip olduğu ürünlerde %10 ile %40 arasında değişen bir verim kaybıyla karşı karşıya kalıyor olacağız. Nihayetinde nüfus artışını düşündüğünüz zaman, kentleşmeyi düşündüğünüz zaman Türkiye'de yaşayan insanların yeterli gıdaya erişiminde, aynı zamanda da sağlıklı gıdaya erişiminde ciddi bir problem olarak karşımıza çıkacak.
Tarım üretiminin geleceği için yapılan hem sivil hem de resmi pek çok planlama, ülkeler arasında işbirliği sağlayan pek çok bağımsız kurum var. 2004 yılında Ankara'da kurulan Doğa Koruma Merkezi, dünyanın alarm zillerini duyup harekete geçen bir vakıf. Doğa Koruma Merkezi ekibi 3 yıldır iklime dirençli tarım ağı projesine yoğunlaşmış durumda. Doğa Koruma Merkezi olarak yaklaşık bir 10 yıldır iklim değişikliği ve tarım alanında çalışmalar yapıyoruz. Çiftçilerle çalışıyoruz, kurumlarla çalışıyoruz yerelde. Ve orada her gittiğimizde şunu gördük ki iklim değişikliği tarımı çok fazla etkiliyor. Hem yavaş yavaş gelişen sıcaklık artışı, yağış azalması gibi faktörler var. Ya da böyle aşırı iklim olaylarıyla tarım çok fazla zarar görüyor. Bu kadar hızlı ilerleyince bu krizler, bizim de buna uyum sağlamamız gerekiyor acilen ama bunun için de bir işbirliği ortamı gerekiyor. Ne yapabiliriz diye düşündük. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun Sivil Ağlar ve Platformlar diye bir hibe programı açıldı o dönem 3 yıl önce. Çok da uygun bir programdı. Buraya Tarım ve Gıda Etiği Derneği, Konya Önder Çiftçi Derneği ile birlikte başvurduk. Amacımız da sivil toplumla başlayan ama giderek büyüyen, çeperini büyüten bir ağ ve platform kurabilmekti. Örnekler oluşturup bunların deneyimlerini paylaşmak adına 3 pilot ilde 3 tane pilot uygulama için finansman verdik. İklime dirençli tarım ağ projesinde Türkiye'de tarım üretimi için büyük önem taşıyan 3 şehir, Konya, Şanlıurfa ve Antalya pilot bölge olarak seçilmiş. Doğrudan ekim, rüzgar perdesi, dijital teknolojilerin kullanımı, yağmur suyu hasadı, gıda ormanı ve kadın çiftçilerin eğitimi proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları. Projeye maddi ve bilgi desteği sağlayarak büyük pay sahibi olan Avrupa Birliği'nin Türkiye Büyükelçisi Nicolas Meyer-Landrut, iklim değişikliği gibi küresel bir tehlikeye karşı ortak çalışmanın önemine dikkat çekiyor. Agriculture is a very important sector already in our all societies. We all live from the products which are produced by agriculture. And in our cooperation with Turkey, we strive to help increase the competitiveness of the Turkish agriculture, help to increase food security, help to increase thus also the dimension of consumer protection, so to get better products, to get them also in a way which are more environment friendly in this time of climate change, are perhaps the two biggest objectives in our support for Turkey in the area of agriculture. We all see impacts of climate change on our daily lives, and agriculture is probably particularly affected by droughts, by floods, by heat waves. So agriculture and agricultural practice have to adapt to the climate change. Agriculture also needs to adapt its practices to reduce CO2 emissions, to reduce the use of chemicals, to be in a more environmentally sustainable manner, producing good products for healthy people. Ankara'da başlayan iklime dirençli tarım ağ projesi kapsamında yapılanları görmek üzere Konya, Şanlıurfa ve Antalya'ya doğru yola çıkıyoruz. Tarihi 9000 yıl geriye giden Konya'daki Çatalhöyük Neolitik şehri, insanlığın bir tarım toplumu olarak kent yaşamına adım attığı ilk yerlerden biri. Yani Çatalhöyük ve çevresinde insanlar binlerce yıldır tarımla uğraşıyor. Son dönemde meydana gelen, tarımı doğrudan etkileyen doğal afetleri, iklim krizini düşündüğümüzde binlerce yıldır insanları besleyen bu topraklar yakın bir zamanda çöl olabilir. Peki bu kötü gidişe bir dur demek mümkün mü? Gelin beraber araştıralım. Konya bugün Türkiye'nin en fazla tarım arazisine sahip kenti. Şehrin gelir kaynakları arasında en büyük pay tarım ya da tarıma dayalı sektörlere ait. İklime dirençli tarım ağ projesi kapsamında Konya'da 4 ayrı koruyucu tarım yöntemi hayata geçirildi.
Tarla kenarları rüzgar erozyonunu önleyici ağaçlarla çevrildi. Sulama ve gübreleme gerektirmeyen bir gıda ormanı oluşturuldu. Kadın çiftçilere toprağın nemini koruyup verimini artıran işlemler öğretildi. Ve çiftçilere tarımda karbon salımını azaltan ekim yöntemleri hakkında eğitim ve malzeme desteği verildi. İklime dirençli tarım ağ projesinin Konya'daki tüm çalışmalarında su tasarrufu sağlamak temel amaç. Çoğunlukla yeraltı kaynaklarıyla sulanan şehrin tarım alanları bugün obruk denilen toprağın aniden metrelerce çöktüğü afetlerle karşı karşıya. Konya'da obruklar neredeyse her mevsim görülür hale geldi. Sadece 2022 yılında Konya sınırları içinde 16 obruk oluştu. Toplamda sayısı 2500'ü geçen obruklar gittikçe Konya'daki yerleşim bölgelerine yaklaşıyor. Bu obrukların oluşmasının tek sebebi sulu tarım mı? Şu an gördüğümüz ve hesapladığımız kadarıyla sulu tarım tabii ki. Çünkü yaklaşık 100 bin tane kuyu var. Bu kuyular aynı anda çalıştığında, farazi olarak söylüyorum, bir Niagara şelalesindeki debi kadar suyu aşağıdan çekiyoruz. Ve sonuçta o boşluklar boşaldığında bizim obruklarımız oluşmaya başlıyor. İklime dirençli tarım ağ projesi kapsamında bölgede çalışan Adıyaman Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erhan Akça'ya göre Konya'da tarımda yapılan sulama dışında yanlışlar da var. Toprak tüm bu yanlışların faturasını gözler önüne seriyor. Çok sert toprak. Kerpiç gibi. Evet. Duvar gibi olmuş. İşte aşırı arazi işleme sonucu. Burada şu an kazıyım ben. Emin olun solucan bile bulamazsınız. Yani toprak aslında yaşayan bir canlı değil burada. Ölmüş. Hmm. Yani sıkışmış, kirlenmiş, hayvan yok, organik madde yok. İşte Konya tarımındaki sorunlar burada elinizde. Ondan sonra anızı toprağa karıştırmıyoruz. Anızı toprağa karıştırmamız lazım. Anızı yakıyoruz. Bu da bir yanlış. Baklagillerden biraz uzaklaştık. Nedir bu? Nohuttur, mercimektir. Bunlar ciddi sistemi geliştiren ve gelir getiren kaynaklarımızdır. Bunları yapmadığımız için sorunlar yaşıyoruz. Normalde mısır ekili olan bir arazinin ortasındayız. Tabii burası hasat edildiği için şu anda sadece geriye kalan küspelerini görüyorsunuz. Ama merak ettiğim şu hocam, mısır acaba ne kadar su ister? Konya'da tarımı yapılması için uygun bir bitki midir? Ya mısır su seven bir bitki, mısır besin seven bir bitki. Şimdi ekolojik olarak tabii ki mısır burada birincil bitki olmaması lazım. Konya'da yetişen daha pek çok ürün var. Şeker pancarı, yonca, buğday, arpa, bunlar için neler söylemek gerekir? Şimdi Konya Ovası'nda eğer suyu düzgün kullanabilirseniz, iyi yönetebilirseniz belli alanlarda tabii bu kadar yaygın değil, mısır da yetiştirebilirsiniz. Şeker pancarı da yetiştirebilirsiniz. Ama bütün olay doğru su yönetimi ve suyu etkin kullanım. Konya'da neler yetişir? TİGEM'in bir sözü vardı, tarım işletmelerinin, buğday koyun gerisi oyun der. Yani buranın öz evladı koyun ve buğday. Ama işte bu koyun ve buğday artık geçim sağlamıyor, yetmediği söyleniyor. Onun için bu bitkilerin gelme nedeni bu. Biz Doğa Koruma Merkezi Vakfı olarak şimdi dünyada bu bölgenin şartlarına uygun en iyi yöntemleri seçiyoruz. Uygun olanları ortaya koymaya çalışıyoruz ve bunları deniyoruz şu an. İklime dirençli tarım ağ projesinin pilot bölgesi saray önüne doğru yola çıkıyoruz. Manzara hep benzer. Kuraklık nedeniyle kış günü sulanmak zorunda kalan tarım arazileri. Saray önünde proje kapsamında yürütülen çalışmaların başında tarım teknikeri Mehmet Karlı bulunuyor. Obruklardan zarar gören tarım alanlarında buluştuğumuz Mehmet Karlı, Konya Ovası'nda esen ve toprağın üst katmanını alıp götüren sert rüzgara, yani rüzgar erozyonuna dikkat çekiyor. Tabii toprak erozyonuna açık bir bölge. Bunun için rüzgar perdeleri çalışmamız var. İğde ve akasya fidanıyla tarla kenarlarına rüzgar kıran, toprağı yerinde tutan, sık dikimli bir şekilde yapılacak olan rüzgar perdeleri uygulamamız var.
İklime dirençli tarım ağ projesi kapsamında Konya Saray önünde yürütülen başka çalışmalar da var. Mehmet Karlı bizi tamamen bilimsel verilere göre hazırlanmış bir gıda ormanına götürüyor. Bol ağaç var. Acaba siz burada neler yaptınız, neleri değiştirdiniz? Burada suni bir meyve ormanı oluşturduk. Dışarıdan herhangi bir girdisi, sulama, ilaçlama, gübreleme olmayacak. İlk yıllarda kök salması için tabii ki 1-2 yıl su isteyecek ama ondan sonra toprağa sürmediğimiz için, nemi uçurmadığımız için ve o bitki örtüsünden dolayı nemi atmosfere vermemiş olacak. Yani yazın sıcaktan, kışın soğuktan bu katmanlı, 7 katmanlı gıda ormanı güneşin olumsuz etkilerinde ortadan kaldırmış olacak. Daha fazla suyu tutmuş olacağız. Siz burada herhangi bir zirai ilaç ya da gübre kullanıyor musunuz? Ha, kesinlikle hayır. Lavanta, ada çayı, kekik, nergis çiçeği, sarımsak bunlar meyve ağaçları altına yine dikimi yapılarak zararlı böceklerin bahçeden uzaklaştırılması ve faydalı böceklerin bahçeye davet edilmesiyle bu tür zirai ilaçlardan da kurtulmuş oluyoruz. İklime dirençli tarım ağ projesi tarımda büyük emeği olan kadın çiftçilerin de bilimsel yöntemlerle buluşmasını amaçlıyor. Konya'da projenin temsilcisi ziraat mühendisi Duygu Karlı, çiftçi Halime Eken gibi pek çok kadına eğitim veriyor. Kadın çiftçilerimize kompost, mulçlama ve yükseltilmiş sebze yatağı eğitimleri verdik. İçine kimyasal katılmamış bir gübre elde etmek için neler yapabiliriz bunları anlattık. Mulçlama demek toprağın yüzeyini bir örtüyle örtmek demek. Bunu biz kompostla yaptık. Neden? Çünkü kompost zaten çok zengin bir madde olduğu için hem toprağı besliyoruz, hem nemi tutuyoruz, hem de toprakta çıkabilecek yabancı maddeleri orada engellemiş, bastırmış oluyoruz. Sonbahar çapalaması yapıyordum ben önceden. Şu anda onu bıraktım. Ağaçların köklerini, o yolmuş olduğum domates, biber bitkilerini onları koydum. Onları imha ediyorduk biz önceden. Şimdi onları koydum ve üzerine onların hayvan gübresi koyarak daha verimli olması için elimden geleni yapıyorum. İşte bahçemizde yine dökülen yaprakları, evdeki atıkları onlarla kompost yapmaya çalışıyorum. Onları bitkilerde kullanıyorum. Tabii bunları yaptığımız zaman su daha az veriyoruz, az kullanıyoruz suyu. Damlama yöntemiyle zaten kullanıyorum. Bu kompostlar sayesinde de verim daha yükseldi şu anda. Konya'da iklime dirençli tarım ağ projesinde uygulanan bir başka yöntem de pulluksuz tarım. Yani tarlanın sürülmeyip doğrudan ekilmesi. Tarımda karbon salımını büyük ölçüde azaltan bir yöntem. İklime dirençli tarım ağ projesi kapsamında uygulanan doğrudan ekim yöntemi, çevreci olduğu kadar çiftçiye de pek çok fayda sağlıyor. Proje kapsamında bu yıl ilk defa yapacağız biz doğrudan ekimi. Tek seferde tarlaya giriyoruz, tohumumuzu, gübremizi atıyoruz ve çıkıyoruz. Bitki atıkları toprakta kalıyor. Biz bu işlemi yapmadan önce daha önce yani tarlaya pullukla bir sefer gidiyorduk. Sonra ikilemeye, üçlemeye, ekime 4-5 kere ayrı ayrı gidiyorduk. Bunun her seferinde ayrı mazot yakıyorduk. İşçilik olsun öyle, zaman olsun öyle. Bu ekim yöntemiyle her şeyden daha tasarruflu olduğumuzu düşünüyorum. Daha öncelerden Nadas'tan da yüksek verim alan arkadaşlarımız oldu. İnşallah veriminde yüksek alırız. Yani en güzel yanı bizim için, çiftçi olduğumuz için mazotta çok tasarrufumuz var. Normal geleneksel ekimle yapılan yöntemlerde dekara 6 litre, 7 litreye kadar mazot kullanırken bu ekim yöntemiyle dekara 1 litreyle işimizi bitiriyoruz. İklime dirençli tarım ağ projesinin en önemli özelliklerinden biri de farklı ülkelerdeki bilgi ve tecrübeyi Türkiye'ye taşıması. İspanya Cordoba Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli iki akademisyen, doçent doktor Emilio González ve Julio Roman, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler adına yürütülen pek çok tarım projesinde görev almışlar. Özellikle koruyucu tarım yöntemlerine odaklanan iki uzman, birikimlerini iklime dirençli tarım ağ sayesinde Türkiye'deki çiftçiye aktarıyor. Doğa Koruma Merkezi ile 2016'dan bu yana
Konya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çalışıyoruz. İklime dirençli tarım ağı projesi kapsamında da İspanya'da koruyucu tarım uygulamalarını 15 yıldır sürdürdüğümüz tarlaları ziyaret ettik. Orada işe yaramış, iyi sonuç alınmış teknikleri Türkiye'den gelen çiftçilerle paylaştık. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'ya göre koruyucu tarımın 3 ilkesi var. Birincisi, toprağı sürmemek ve yakmamak. Bu kültürel olarak yerleşmiş, çok karşılaşılan ve çok mühim bir hata. Toprağın biyoçeşitliliğinin bozulmasına ve topraktaki organik maddenin yanmasına neden olur. Ayrıca toprak sürüldüğünde içindeki karbon da atmosfere karışıp küresel ısınmaya katkıda bulunuyor. Tarımda verimi düşüren bir diğer etken de bugün parkta gördüğümüz tek tip bitki örtüsünü arazide de görmemiz. Tüm bunlara ilave olarak suyun sorun olduğu bir ülkede suyun kullanımı da bir sorundur. Su tarımın önceliğidir. Bu nedenle Türkiye'de yağmur suları ve diğer kaynaklar verimli şekilde kullanılmalıdır. Göbekli Tepe, tarihin sıfır noktası. Sadece insanlığın değil, tarımın da başladığı yer. Binlerce yıldır tarım yapılan bu topraklarda artık sonbahar ve kış aylarında bile bulutsuz bir gökyüzü ve yüksek sıcaklık değerleri görülüyor. Yani o bereketli araziler, bereketli tarım toprakları iklim değişikliğinin tehdidi altında. Peki umut var mı? Değişim yaşanabilir mi? Yani binlerce yıldır tarım yapılan bu topraklar doğaya saygılı, İklime dirençli tarımın da başladığı yer olabilir mi? Gelin araştıralım. Şanlıurfa, Türkiye'nin en büyük tarım arazilerine sahip üç kentinden biri. Şehirde nüfusun %80'i tarım ya da tarıma dayalı sektörlerden geçimini sağlıyor. İklime dirençli tarım ağ projesi kapsamında Şanlıurfa'da dijital tarım eğitimleri veriliyor, yeni nesil tarım yöntemleri gösteriliyor. Amaç, çevreye zarar veren gereksiz gübre ve tarım ilacı kullanımıyla su israfına yol açan vahşi sulama yöntemlerinden çiftçileri vazgeçirmek. Sebzeden meyveye pek çok ürün yetişen Şanlıurfa'da çiftçiler küresel ısınmanın etkilerini her geçen gün daha çok hissediyor. Urfalı çiftçi İsmail Altun da bu yıl toprağına küsenlerden sadece biri. Beklediğin verimi alabildin mi? Hayır, alamadım. Neden? Ya neden işte, neden kurallık. Peki geçmiş yıllarda durum nasıldı? Siz tahmin ediyorum atadan dededen hep tarımla uğraşıyorsunuz, aynen. Çiftçisiniz. Aynen. 10 yıl önce, 15 yıl önce de verim böyle miydi? Daha iyiydi. Daha iyiydi. 30 yıl önce daha iyiydi. O gübreyi o kadar veremiyorduk. Ama sabah akşam maşallah yağmur yağıyordu. 1'e 30-40 alıyorduk burada. Şimdi yağmur? Yok yağmur. Çok eksik. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yapılan Atatürk Barajı'ndan sağlanan su ve elektrik, tarımda Şanlıurfa'nın kaderini değiştirdi. Önceleri toprak sadece buğday ve arpa gibi az su isteyen tarım ürünleri yetiştirmeye imkan veriyordu. 90'lı yılların ortasından itibarense Şanlıurfalı çiftçi tarlasında meyve, mısır, pamuk gibi birçok ürünü yetiştirebilir hale geldi. Ancak yeni tarım düzeni beraberinde bir çevre maliyeti de getirdi. Sulamanın başlamasıyla birlikte birazcık tabii burada gübre uygulamaları, ilaç uygulamaları, aşırı toprağa müdahale her ne kadar üretimi arttırdıysa da tabii birazcık toprağa ve suya da zarar veriyor, vermiyor değil. Ne kadar toprağa baskı yaparsak o kadar toprak kirleniyor, o kadar su kirleniyor
ve daha çok gübre uygulamak, daha çok ilaç uygulamak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle biz toprağı ne kadar çok yönetebilirsek doğru, gelecekte daha sağlıklı, güvenli gıda üretebiliriz. Profesör Doktor Mehmet Ali Çullu, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı. Bölgede çiftçiyle pek çok alanda işbirliği yapıyorlar. Bu yıl Şanlıurfa'daki ekili arazilerin çoğunda bulunan pamuk için de özel çalışmalar yürütülüyor. Pamuk burada ekonomi için gerekli, çiftçiye kazandıran. Ancak biz bunu doğru yaptığımız şekilde pamuk çok su tüketen, çok gübre tüketen, aşırı ilaç isteyen bir ürün. Bu açıdan biz bunların doğru yapılması için de özellikle dijital tarım teknolojilerini üniversite olarak yaygınlaştırmaya başladık. Harran Üniversitesi kampüsünde dijital tarım uygulama alanındayız. Yeni nesil tarım yöntemleri üzerine çalışan doçent doktor Mehmet Şenbayram, bu örnek tarım alanında doğaya verilen zararı en aza indirmeyi ve aynı zamanda topraktan alınan verimi artırmayı başarmış. Şimdi iklime dirençli tarım ağ projesi kapsamında Şanlıurfalı çiftçilere eğitimler vererek yeni nesil yöntemlerin yaygınlaşması için çalışıyor. Kullanacağınız tohum çeşidinden, tohum miktarına veya gübrede kullanacağınız gübrenin çeşidinden, miktarına veya gübreleme zamanına veya kullanmanız gereken su miktarına üretici genelde kendi tecrübesine dayalı olarak kararları sonucunda uygulamalarını yapıyor. Dijital tarımdaki hedefimizse, amacımızsa tüm üreticilerin profesyonel, verimli bir üretici haline getirmek. Gübre örneğini verecek olursak, diyelim ki üreticinin şu an Türkiye hem de dünya ortalaması kullandığı gübrenin en fazla %50'sinden geri dönüşüm sağlayabiliyor. Geriye kalan %50 ya sera gazı olarak iklim değişikliğine sebep olan en önemli parametrelerden bir tanesi veya nitrat yıkanmasıyla insan sağlığını tehdit eden diğer önemli bir çevresel sağlık sorunu oluşturuyor. Dijital tarım tekniklerini kullanarak bizim bu %50 olan gübre kullanım etkinliğini optimum olan %75-80'lere çıkarmamız mümkün. Sensöre dayalı, yani sizin diğer toprağa yerleştirmiş olduğunuz nem sensörlerini kullanarak ne zaman ve ne kadar su vereceklerine karar verirlerse üreticiler %45'e varan su tasarrufu sağlayabilirler. Dolayısıyla biz hem girdideki maliyeti azaltıyoruz dijital tarım teknikleriyle, üreticinin verimini arttırarak daha yüksek gelir elde etmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda da çevre dostu, dolayısıyla ne iklim değişikliğine ya da diğer sağlık sorunlarıyla ilgili problemlere sebep olmasını engelliyoruz. Üyesi bulunan Siverek Ziraat Odası da Şanlıurfa'da iklime dirençli tarım ağına katılan kuruluşlardan biri. Bu kapsamda Avrupa Birliği fonuyla bir zirai hava aracı alınmış. Özel sensörler ve kameraya sahip olan bu drone sayesinde arazinin su, gübre ve ilaçlama ihtiyacı anlık olarak takip edilebiliyor. Siverek Ziraat Odası Meclis Başkanı Adnan Polatoğlu, iklim koşulları nedeniyle dijital tarım yöntemlerinin ve bilimsel verilerle üretim yapmanın artık bir zorunluluk olduğunu vurguluyor. Adnan Polatoğlu bölgede tarımda azalan verimin nedenlerini araştırınca bazı gerçeklerle yüzleşmiş ve bölgedeki çiftçilerin eğitilmesi için çalışmalara başlamış. Biz yeraltı su kaynaklarını kullanarak pamuk, mısır, arpa kendi ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Ama hem enerjide hem de yeraltı sularının tükenmesiyle bir krize girdik. İklim değişikliğine neden olan şeylere bakmaya başladık. Üniversiteyle birlikte yapmış olduğumuz proje kapsamında iklim değişikliğinin bir alanda biz olduğunu farkına vardık. Yanlış gübreleme, yanlış sulamayla birlikte kendi ipimizi kendimiz çekiyormuşuz meğer. İklim değişikliğinde biz üniversitenin ve bu projenin desteklediği eğitimlerle kendi çiftçilerimizi bu konu hakkında bilgilendirmeye başladık. Daha az gübreyle, daha az suyla, daha az ilaçla
daha çok verim alabileceğimizi gördük. Siverek'te çiftçilerin önemli bir bölümü bu yıl tarlasına pamuk ekmiş. Mevlüt Koç da onlardan biri. Mevlüt Bey de bölgedeki birçokları gibi dededen çiftçi. Ancak eski usul yöntemleri terk edip iklime dirençli tarım ağı sayesinde eğitim almış ve artık tarlasını bilimsel verilere göre ekip biçiyor. Eskiden bu araziyi nasıl ekiyordunuz, nasıl gübreliyordunuz, nasıl su veriyordunuz? Eskiden daha şeydik, böyle sanki de kara düzen bir şey vardı. Gene böyle o zaman şeyle sülüyorduk, salma su dediğimiz. Vahşi sulama vahşi yani. Vahşi sulamayla sülüyorduk. Gübre? Gübreyi geçmişte daha çok veriyorduk ama verim daha azalıyordu. Eskiden bir dönümde kaç kilo pamuk alıyordunuz, şimdi kaç kilo kaldırıyorsunuz? Eskiden 400, şimdi 550-600-650 alıyoruz. Yani 600 ortalaması. Gübrelemeyi doğru yapınca neler değişti? Gübrelemeyi doğru yapınca açma zamanı değişti, sulama biraz daha azaldı. Yani bir ne kadar gübre verirsen ekin o kadar su ister. Aslında burada kazandığınız para artıyor. Evet. Ama belki de daha önemlisi çocuklarınıza, torunlarınıza da bu işi yapabilmeleri için toprağa bırakıyorsunuz diyebilir miyiz? Yani evet. Çünkü ne kadar az gübre konursa, ne kadar az sulama yapılırsa geleceğe de o kadar miras kalmış oluyor bunlar. Doğrudur. Burası Antalya Aspendos Antik Kenti. Bu dev su kemerleri insanlara binlerce yıl önce su taşımak için yapılmış. Yani Antalya'da, bu bölgede insanoğlunun suyu depolama, suyu verimli kullanma mücadelesi yıllardır devam ediyor. Peki, yeraltı sularını kullanmadan yağış miktarının gittikçe azaldığı bu dönemde suyu nasıl daha verimli kullanırız? İklime dirençli tarım ağ projesi kapsamında yürütülen projeyle acaba bu soruya yanıt bulabilir miyiz? Antalya son yıllarda çoğunlukla turizmle anılsa da kent seralarıyla özellikle kışlık tarımda Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri. İklime dirençli tarım ağ projesinin Antalya'daki pilot bölgesi Yağca köyünde kadınlara verimi artıran tarım yöntemleri konusunda eğitimler veriliyor. Projenin bir diğer bölümünde ise güneş enerjisi, yağmur hasadı, kompost gübre yapımı ve yükseltilmiş sebze yatakları gibi çevreci yöntemlerin uygulandığı örnek bir köy evi oluşturulmuş. Antalya Yağca Köyü gençleri çoğunlukla turizm alanında çalışsa da Yağca'da tarım devam ediyor. Köyün kadınları tarımla, toprakla oldukça ilgili. Bu durum Antalya'da çevreci faaliyetler yürüten Doğu Akdeniz Araştırma Derneği'nin de dikkatini çekmiş. Derneğin üyesi Ayşe Kösen, Yağca Köyü kadınlarını iklime dirençli tarım ağına dahil ederek çevreci bir yaşam konusunda büyük bir değişim hedeflediklerini söylüyor. Ayşe Hanım, şu anda Antalya döşeme altında Yağca köyündeyiz. Acaba burada iklime dirençli tarımı insanların öğrenmesi neden önemli? Şu açıdan önemli. Biz projemizi kurgularken hem uygulama hem de eğitim ayağı olarak kurguladık. İklime dirençli tarım uygulamaları yaptık kendi alanımızda. 4 tane uygulamamız var bunun için. Biri kompost uygulaması, biri yükseltilmiş yataklar. Biri damlama sulama sistemi ve yağmur suyu hasadı. Derneğimizin bir alanı var. Orada bu uygulamaları kendimiz yaptıktan sonra yaklaşık 20 adet kadın çiftçiye de bu uygulamalar hakkında eğitim vermeyi tasarladık projede. Bir demo gibi düşünebilirsiniz bizim yaptığımız sistemi. Onlara hem sistemin gerekliliklerini öğretmek, nasıl yapılacağını öğretmek, hem de uygulamayı göstermek adına bu projeye girmiş bulunduk.
kadınlar bu bilgileri çocuklarına rahatça aktarabilecekler ve bu bilgiler ışığında da ilerleyen zamanlarda, gelecek nesillerde daha bilinçli tarım uygulamaları gerçekleşmiş olabilecek. Doğu Akdeniz Araştırma Derneği'nin bir başka üyesi Özgül Yahyaoğlu ailesiyle Yağca Köyü'nde yaşıyor. Özgül Hanım yaşadıkları yeri proje kapsamında iklim değişikliğine karşı örnek bir köy evine dönüştürmüş. Ben dışarıdan gelirken yukarıda güneş panellerini gördüm. Oradan kendi elektriğinizi güneşten aldığınız enerjiyle üretiyorsunuz. Evet. Bu çevreci bir yaklaşım. Acaba başka hangi müdahalelerde bulundunuz? Yaptığımız diğer bir işlem aslında proje kapsamında da yağmur suyu hasadı. Çatıya bağlı bir oluk sistemiyle düşen her yağmur damlasını biriktiriyoruz. Bu arkanızda gördüğünüz bidonlarda birikecek ve daha sonra burada gördüğünüz sebze yataklarını sulamak amacıyla bu sistemler birbirine bağlı bu amaçla kurduk. Verimli toprağı nasıl elde ettiniz? Aslında bulunduğumuz köyde daha çok meyve ağaçları bulunuyor. Zeytin, nar, tek yıllık bitkilerde bamya, buğday bulunuyor ama onun dışındaki sebzeler, meyveler yetişmiyordu. Gördüğünüz gibi burada biz de denedik. Yüzeyde çok hızlı kuruyan bir toprak ve taşlı da bir toprak olduğu için aslında bitkinin kök salmasına çok izin vermiyor. Biz bu kontrollü sistemleri, yükseltilmiş yatak dediğimiz aslında bir nevi bir büyük saksılar. Bunların içerisine kendi ürettiğimiz toprak ile bunu da kompostta evsel atıklardan dönüştürerek oluşturduğumuz toprakla besliyoruz. Ve yerden yüksek bu sistemlerin içerisinde bitkilerin kök salabileceği, sulanabileceği bir üretim sistemi oluşturuyoruz. Burada aslında yapmak istediğimiz bir ailenin, örneğin biz burada 3 kişilik bir aile olarak kendi yıllık ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Köylüye bunun yapılabilirliğini de göstermek istedik. Bunun bir aslında iklime dirençli tarım uygulaması olduğunu, kendilerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini, hatta artabileceğini göstermek için bu uygulamayı yaptık. Deyim yerindeyse cennet gibi bereketli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Ancak iklim değişikliğinin getirdiği sonuçları dikkate almazsak bu toprakların bereketini koruması, geleceğe çocuklara miras kalması mümkün değil. Konya, Şanlıurfa ve Antalya'da başlayan iklime dirençli tarım ağ projesi kapsamında elde edilen sonuçlar geleceğe dair umutları da yeşertiyor. Yeter ki bu 3 şehirde başlayan iklime dirençli tarım hareketi dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılsın. Türkiye'de tarım bilimsel veriler ışığında, teknolojinin yardımıyla ve en önemlisi de eğitimli, bilinçli çiftçinin alın teriyle yapılsın. Ben Sinan Kunter. Toprağa dair öyküler anlatmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.